Hepinize selam arkadaşlar, ben Alican ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Car X Street serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, aynı zamanda tabii YouTube'a geri dönüşümünde bir videosu bu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki artık karneleri aldık, okul hayatımızı 3 aylığına bitirdik arkadaşlar. Tabii benim için de aynısı oldu. Valla arkadaşlar bundan sonra YouTube'a dediğim gibi zaten baştan da okuduğunuz üzere geri döndüm. Artık her gün düzenli olarak video gelecek. Yani düzenli video gelecek. Canlı yayın daha kesin değil. Yani canlı yayını nasıl yapacağım, hangi günler yapacağım, ne sıklıkta yapacağım belli değil ama arkadaşlar video her gün gelecek. Takip etmeye devam edin. O eski kitlemiz arkadaşlar, eski topluluğumuza yakında kavuşacağız arkadaşlar. Çok az kaldı. Dediğim gibi kanalı yavaştan yeniden o eski FP ailesini toparlamaya çalışıyorum. Her gün dediğim gibi düzenli video gelecek arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Şimdi bugün Carix Street var arkadaşlar. Tabi her gün video geleceği için de hani isteğinize göre video gelebilir. Atıyorum bir gün Carix Street, bir gün Car Parking vesaire vesaire. Bakarız. Ya ben Carix Street'i çok bekliyordum. Carix Street sonunda şu anda APK değil arkadaşlar. Samsung, yani tüm Samsung cihazlara geldi Carix Street. Hatta şey yapalım. Şuradan şöyle göstergeyi de açalım. Sıcaklık göstergesi. Heh, tamam, sol üstte gözüküyor. Carix Street arkadaşlar tüm Samsung cihazlara geldi. Play Store'dan gidip indirebilirsiniz. Ama tabii ki de hala optimizasyon problemi var. Şu anda sol üstten gördüğünüz gibi 30 FPS'e sabit alıyorum. Yani oyun izin verse 60 falan alacağım aslında ama 30'a sınırlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir ayar yok. Full grafik. Sadece şey, sis bir tık kısık. Onun dışında yani çözünürlük detay olarak full artı full arkadaşlar. Neyse, o zaman devam edelim. Gerçekten heyecanlıyım bu arada. Uzun zaman oldu. Şöyle dış görünüşe bir alalım. Evet, bakalım uzun zaman sonra neler değişmiş. Şöyle görev yapabilir miyiz acaba? Bizim bir tane görev yerimiz vardı sanki. Şu Junior'lardan mı yapıyorduk ya? Bu ne abi? Bu ne? Home. Görev yaptığımız şey nerede arkadaşlar? Bir tane kadından görev alıyorduk ya. Şu anda onu araştırmaya çalışıyorum. Şöyle biraz büyütelim. Neyse hocam, takılmaya devam o zaman. Ha, buradan yapacağız. Kilitli gösteriyor. Şeyimiz yetmiyor. Ratingimiz yetmiyor. Tamam, o zaman normal yarış yapacağız abi. Mesela bunun gibi. Tamam, gidelim arkadaşlar bu yarış yerine. Hadi bakalım. Evet, vallahi dediğim gibi arkadaşlar uzun zaman oldu. Bu arada şeyi de çekmek istiyorum. Bus Simulator. Bus Simulator da çok eğlenceli olabilir arkadaşlar. Bayağı yenilikler gelmiş. Otobüsü manuel, hani kendi ellerimizi yıkama falan gelmiş. Bus Simulator da gelebilir arkadaşlar. Bus Simulator, Carix Street, Car Parking arasına gidip gelmeyi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu üçü dışında sizce böyle hani abi bunu çek kesin tutar dediğiniz bir şey var mı? Oyun var mı? Ben bu üçü arasında gidip gelmeyi düşünüyorum. Evet, zamana karşı yarış. 1 dakikada bitirmemiz lazım birinci olmak için. 1 dakika güzel sürüyor. Şöyle nasıl erkenden bastık. Bizim aracın çünkü kalkışı biraz kötü maalesef. Evet, 1 dakikada gidebilir miyiz acaba? Şu anda 20 saniye oldu. Of. Virajı alamadık. Virajı alamadık.
Ama zaten alsaydık da herhalde bitiremezdik ya. Çok uzun. Şu yoldaki göstergenin rengine göre viraj alıyorum. Mesela burada sınırdan döndük gibi gibi. Ama yani yok, bir dakikada bunu bitiremezmişiz. Neyse arkadaşlar, yine de bitirelim. Güzel para verir diye umuyorum. Ya da biraz şehri de gezebiliriz. Yarışa hazır değilsek. Hop. Üf. Üf üf üf, geçişe bak. Vallahi kumar oynadık yani orada. Evet, race over dedi. Ve arkadaşlar 1.32. Yani iyi, 700 lira yine Allah bereket versin bu arada. İyi yani. Bu ne abi? Free drift. Ya abi bizim araba gidemiyor ki, drift nasıl yapacak? Dur. Drift olmaz. Bu ne? Bu da mı zamanla karşı? 35. 35 saniye. Sanki bu yapılır ya. Sanki bu yapılır arkadaşlar. 35 saniye birincilik için. Hadi deneyelim. Evet, bu arada telefon sıcaklığı da şu anda an itibariyle 41 derece. Tabii fan var arkadaşlar. Yani fan olmasa şu an 45-46'ya rahat çıkar. Fan olduğu için biraz şey yapıyor. Ya umarım fanın sesi size çok gelmiyordur. Ki gelmiyor yani, genelde önceki videolardan kontrol ettiğim kadarıyla. Yani bilgisayarların nasıl fanı varsa telefonların da olmalı bence kendi içinde. Ne bileyim, mesela böyle bir oyun modu olacaktı yani. Çoğu telefonda oyun modu var da oyun moduna şey ekleyecekler. Yani oyun modunu aktif ettiğiniz zaman içindeki fan da çalışacak. Tabii bataryayı hızlı yer. Yani ona yapacak bir şey yok ama hani en azından telefonun yani telefonu şimdi bataryayı evet hızlı yer belki ama en azından bataryanın sıcaklığını korur. Yani dolayısıyla bataryanın genel sağlığını aslında korumuş olacağı için bataryayı anlık olarak çok yemesi, ya bir yandan iyi etkiler, bir yandan kötü etkiler. Bilemedim. Şu anda söyleyince evet biraz saçma olduğunu fark ettim. O yüzden demek ki soğutucu koymuyorlar. Yani böyle ayrıyetten hani satın almamız, dışarıdan bağlamamız ya da öyle söyleyeyim daha iyi. Telefon içinde tabii sıkıntı, nereye koyacak? Evet, son 10 saniye. Hadi az kaldı. Son 10 saniye, son 5. Abi yapma. Abi yapma ya. Tekrar başlat. Tamam, bunu yapabiliriz abi. Bunu yapabiliriz. Arabamızın kontrolü her ne kadar bok gibi olsa da. Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi, başlat, 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 başlat. Direkt nosa asılayım. Bir boka da yaramadı nosa asılmamız ama. Nossuz başladık ya. Neyse dur bakalım. Belki iyi olabilir yine de. Tamam. Beş, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43 ya. Neyse 1400 aldık. Allah yine bereket versin. Şu an 3700 paramız var. Biz bu 3700 parayla acaba modifiye yapsak nasıl olur? Bir deneyelim mi arkadaşlar? Hadi gelin deneyelim. Modifiye center nerede? Modifiye. Şu. De en yakın o mu ya? Yo, burada da varmış. Tamam. Ha dur, fast travel değil. Evet. Bakalım arkadaşlar, kazandığımız paralarla bir şeyler yapabiliyor muyuz? Ya arkadaşlar, eğer Karik Street
izlenirse, talep gelirse ben bu oyuna para yatırmayı düşünüyorum. Yatırım yapmayı düşünüyorum. Hani ben oyuna para yatırayım, sizlere güzel içerikler sunayım, siz de izleyin. Yani. Anladınız mı? Yatırım. şöyle ki arkadaşlar, çok beğendiğim bir iki araba var. Tabii size de soracağım hani hangi arabayı alayım diye. Premium bir tane araba beğendim. Onu alırsak var ya, bu oyunda harika şeyler yapabiliriz. Harika challenge'lar. Valla fiyatı da 150 lira falandı ama tabi dolar kuru her an değişiyor. Şu an ben bu videoyu çektiğimde dolar 25 küsür. Hatta yarın bayram. Hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum ama yarın da zaten video atacağım için. Yani bayram günü video atacağım. Hani o gün zaten kutlayacağım ama bugün de ayrıyetten kutlayayım yani. Ne olmuş? Arife günü. Erkenden kutlayalım. Belki adam bu videoyu izler, yarınkini izleyemez. O yüzden hepinizin gözlerinden öpüyorum arkadaşlar. Benden büyük izleyenler varsa onların da ellerini öpüyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Gerçekten gerçek bir bayram havası olması dileğiyle. Dileyelim. Şimdi motoru swaplayabiliyor muyuz? Motoru neyle swaplayacağız ki? Motoru neyle swaplıyoruz? Swap'a, şu an swap'a basmaya korkuyorum. Ne olacak basarsam? Oo. Litre V6. 3.7 V6 kimindi ya? Bu şey GTR'ın motoru sanırım, değil mi? GTR'ınki 3.7 V6 idi. GTR R35 olması lazım. 2.6 litre I6. I şeydi. Boxer motor diyebiliyorum. Yani Subaru Impreza falan o tarz bir şey olabilir. 2.0. Bu da kesin Subaru BRZ'ne falandır. Oha, 6 litre V8. Bu da herhalde Dodge Charger falan mı acaba? Dodge. O tarz bir Amerikan vari motor gibi geldi. 6 litre başka ne olacak? Neyse arkadaşlar, tamam, buradan motor swaplayabiliyormuşuz. Okey. Başka bir şey? Yani şanzıman swaplamak çok da bir işe yaramaz. Body. Body'ye ne yapabiliyoruz? Kanat mı takıyor? Aerodinamik. Tam da görüntüde bir şey olmuyor ama. Onu ne yapacağız? Arkada mı oluyor yoksa? Yo. Ben anlamadım ki. Süspansiyon, tekerler. Sport Plus. Racing. Racing 5. Racing 10. Yani arkadaşlar, burada şu anda motor swaplamak paralı. Şöyle bir şey belki alabiliriz. 5200 diyor. Bu kaç? 6000 diyor. Hocam hiçbir şey aldırtmıyorsun ki sen bana. Ben ne yapayım şimdi? Bizim 3700'ümüz var. Ha, 3200'e şöyle bir şey alabiliriz. 2 beygir arttırıyor ya. Yani 4 beygir arttırıyor. Yani 50 para daha toplayıp bunu almak mantıklı o zaman. O kadar düşündük. 4 beygir arttıran şeyi mi alacağız? Mecbur. Mecbur arkadaşlar ya. Mecbur. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar, hazır hatta gelmişken ben galeriyi de göstereyim. Almak istediğim arabayı.
Şöyle bir showroom'a gidelim. Arkadaşlar showroom'da şöyle çok güzel bir Mercedes vardı. Ben biliyorsunuz arkadaşlar Porsche hayranıyım. Hayranı evet. Porsche benim yaşam tarzım arkadaşlar. Yani beni olur da unutursanız Porsche'da hatırlayın. Deyin ki aa bak Porsche'u seven bir YouTuber kardeşimiz vardı. Şimdi bu var ama bu altınla alınıyor. Ben ya bir de çok eski abi şimdi Porsche seviyoruz dedik de bu ne abi? Ama yani bunu yine bir düşünebilirim. Yani modifiye etsek belki adama benzer. Bir de arkadaşlar şöyle bir Mercedes beğendim. Yani Porsche'un dışında herhalde favorim Mercedes olabilir ya. Mercedes de çok iyi. Nerede Mercedes? Arkadaşlar Mercedes de heh. Bu değil şu. Şöyle bir Mercedes'imiz olsa arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ben bunu beğendim. Yani baktığınız zaman adam akıllı alınabilecek o gözüküyor. 300 gold. 300 gold ne kadar? 360 lira. Zam gelmiş herhalde. Bu kadar değildi. Daha da gelebilir bu arada. Evet arkadaşlar. Yani dediğim gibi eğer izlenmesi iyi olursa devamını isterseniz böyle bir çılgınlık yapabilirim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Abi çok iyi duruyor ya. Neyse. Videomuz hatta bu kadarlık olsun. Yani zaten yapılabilecek şu anlık çok bir şey yok. Bir sonraki videoya daha toparlanmış bir şekilde gelirim. Garajımı falan toplarım arkadaşlar. Hallederiz. Videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bay bay.